Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Abdullah Arkadaşlar bugün karşınıza yeni bir çizgi roman alışveriş videosu ile çıkıyorum Bugünkü yaptığım alışveriş böyle bir 1000 TL tutarında oldu Yani GBC yeni eserler bastı Bu, bu Joker'in 80. yılına özel mi? O, o, tarz bir şeyin cildini bastı Bir de Batman Robin falan vardı onları aldım Fakat baştan söyleyeyim ben bunu GBC'den değil Diyanar'dan aldım Birincisi hem kargo çok pahalı geliyordu bir de Papara'nın Diyanar'da %10'luk keşfeyi var. Oradan da böyle bir 40 TL falan bir iade gerçekleşince ben iki esere yaklaşık 300 lira gibi bir fiyat aldım. Ama JVC'den alsaydım böyle bir 390 mı yapıyordu? O civarlarda bir şey yapıyordu. Yani daha uygun almış oldum ben. O da galiba daha da fazlaydı. Böyle bir 120 TL diye aklımda kalmış ama tam hatırlayamıyorum şu an. Ekstra böyle almak istediğim çok merak ettiğim eserler vardı. Özellikle bir tanesi var. Harbiden merak ediyordum. Arkadaşlar daha fazla da fotoğraf aşağıda Instagram'ım var. Bana ulaşmak isterseniz oradan ulaşabilirsiniz hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar yakın çekime geçtik. Önce ben şundan başlayayım. Değerini bilen mi? O tarz bir yerden almıştım bunu. Normal fiyatı 140. Hepsi burada premium üyeliğine bir indirim vardı 105. Bir de nice kartı olunca 90 liraya denk gelmişti. Aldım hemen açalım şunu. Evet arkadaşlar şöyle bir eser var gerekçelerin. Bu arada kapağı çok güzel. Kesinlikle böyle sanki yurt dışında yani yabancı bir esermiş gibi gözüküyor. Çünkü herhangi bir logo yok burada. Gerekli şeylerin. Bir tek burada var. Çok güzel gözüküyor kapağı. Bunun hikayesi bir tane çocuk var. Biraz hasar vermiş burada onu fark ettim. Bir tane çocuk var arkadaşlar. Çiziyor ve çizdiği gerçek oluyor. Aa Herkülüs abiyi gördüm. Herkül müydü neydi? Ve dünyaya geliyor bu çizdikleri. Bizim Avengers ekibi de bunlarla uğraşıyor. Şeye gördüm. Galaktik oyuncular mı? Öyle, öyle bir şey. Galaktik oyuncular. Onu gördüm. Spider-Man de var arada. Miles Morales mı mi var? Evet Miles Morales. Çizimleri çok güzelmiş bu arada. Aşırı beğendim çizimlerini. Benim çok ilgimi çekti bu konu. Ucuz olunca direkt yapıştırdım. Tıpkı bir tane PlayStation Exclusive oyunu var. Çocuk böyle duvara bir şeyler çiziyor. Canavarlar ona o dünyada yardım ediyor tarzında. Ben ona çok benzettim. Çizimleri de çok güzel. Sayfa sayısı da iyi valla. 160 sayfa falan. 100 lira gibi bir fiyata gelince direkt yapıştırdım. İlk bunu okuyacağım muhtemelen. Çünkü hakikaten merak ediyorum. Hemen bir başka eserimize geçelim. Arkadaşlar kimlik buhranına geçelim. Bu eser bir tık pahalı bir eser. Evet arkadaşlar. E, kimlik buhranı, çizgi düşlerin çok sıkıntı... Ananı sikeyim yırtmışım burayı açarken. Neyse sağlık olsun. Çok da derin değil. Vallahi yırtmışım moruk. Bak gözüküyor mu? Neyse ya. Hoş olmadı bu. Çok sıkıntılı basılan bir eser. Sebebi editörün mesajları falan burada gözüküyor. Şurada şunu yapın diye. Çok pahalı. 175 lira bir fiyatı var. Bunun çizgi düşerde. N11'de de var. Fakat dediğim gibi N11'de Belirli saatlerde gelince çok yüksek güzel kuponlar veriliyor. Ben de galiba 60 lira bir indirim kuponuyla beraber bunu almıştım. Yani çok uyguna geldi. inanılmaz uyguna geldi. Green Lantern falan var. Bunun hikayesi de böyle şey. İşte bir tane katil var. Onu bulmaya çalışıyorlar. Çok ilgimi çekti. Vallahi 175 liraya almazdım bunu ama böyle sıkıntılı çıkan bir eseri. Şu an benim gözüme hiç denk gelmedi o problemler ama çok var dediler. Bu fiyata görünce aldım. Şu yırtık hiç hoş olmadı. Hayvan gibi girdik valla. Neyse. Evet. Gelelim Batman Robin'e. 320 lira almışım. Ben 300 lira diye hatırladım da. Her neyse. Evet. Önce Batman 80. yıl özel bize karşılıyor. Kondisyonu gayet iyi. Herhangi bir şey yok. Bakalım nasılmış. Bu özel bir çizgi roman galiba eski. Veya farklı hikayeler mi vardı tam bilmiyorum. Evet farklı farklı hikayeler anladığım kadarıyla. Götümden de atmayayım cahil cahil konuşmayayım. Fakat çok güzel bir baskısı var. Onu söylemem lazım şu an. Kondisyonu da güzel geldiği için çok sevindim. Diyanar biraz tehlikeli biliyorsunuz. Varyantı yoktu. Sağlık olsun çok da varyant aramıyordum. Ama uyguna gelmesi daha önemli benim için. Çok güzelmiş çizimler. Ben bunu okurum he. kısa bir de şey filmdeki Joker'e çok benziyor lan. Batman'in şeyi var ya bir banka soyuyorlar. onun çizgi romanı mı acaba? Bilmiyorum lan şimdi ben şey şey konuşmayayım. Galiba bu olan. Neyse. Çok güzel çizimler lan. Çok bırakalım. Kapağı da çok güzel bu arada. Neyse bunu kenara alalım arkadaşlar. Ve gelelim asıl bombaya. Batman vs Robin. Bunun fiyatı galiba 225 lira gibi bir fiyatı var diyor bize. Gayet uygun aslında bakarsınız. Çok kalın bir sayfası var. 300 sayfa mı ne vardı? Fiyat oran olarak uygun. Ha, bu koşullarda uygun. Çizimleri ana bu ne? Ha, manga okuyormuş. Tamam. Ben pek Batman'i artık okumaya başladım ama Robin hakkında daha herhangi bir şey okuyamadım. Hiç bu benim ilk eserim Robin hakkında. Fazla filmlerine falan da bakmadığım için pek bilgim yok. Sadece üvey oğlu gibi bir şey olduğunu biliyorum. Çizimleri gayet güzelmiş bu arada. Bir tık gariplik şöyle yüzleri pek ne bileyim ne deniyor ya bunun bir tarzı vardı bilmiyorum. Yüzü böyle pastel tarzı bilmiyorum ismini. Ama bunu ne zaman okurum bilmiyorum. Şu an okumam gereken çok başka şeyler var. Kenarda durur herhalde bir ay sonra okurum. Bayağı da kalın bir eser. Böyle şunu Vallahi mutlu oldum aldığıma. Uygun aldığıma daha çok mutlu oldum. Hemen şunu bir kenara bırakalım. Şimdi neye gelelim? Percy Jackson'a gelelim arkadaşlar Arkadaşlar. Amazon'dan aldım. Prime üyeliğiyle %10 bir iade vardı. Bir de Nice kartı falan. Bir de kupon verdiler. 200 lira üstü 60 lira mı 40 lira mı o, o tarz bir şey vardı. Vallahi heyecanlıyım şöyle eseri açmak için. Şöyle bir kenara alayım. Şöyle hangisi? Ha tamam sırayla. 1 3 2 tamam. Şöyle alalım. Percy Jackson'ı biliyorsunuzdur. Mitolojik savaşlar, Yunan mitolojisiyle özellikle özleşen bir seri. Özdeşen hatta tamamen o o, o bir eser ve hakikaten çok merak ediyorum ki bir şey söyleyeceğim baskısı çok güzelmiş. Ya baskısı Marmara'nınkinin kat ve katı. Neye yaklaşık bilemem ama herhalde çizgi düşler seviyesinde bir şeydir. Marmara'nın çok kötü arkadaşlar. inanılmaz hiç hiç beğenmiyorum. Hiç, yani bazı eserler okuyamıyorum Marmara'da şey olduğu için. Saman oluş. Ben bunu eskiden anlamıyordum diyorum ama Marmara'nın ki hakikaten kötü ya. Çok güzel çizimleri. Şeyle kalitesi çok güzel. Şunu kenara alalım. Bu ikincisi. Ve şunu da söyleyeyim. Percy Jackson biraz da şeyden esinlenilmiş. Hiçbir Lovecraft'tan. Haberiniz olsun. Biraz da Yunan mitolojisi vesaire var mitolojik şeyler sevenler için birebir bir, bir eser. Bir de çizgi roman olması çok güzel. Ama kitaba ne kadar sadık bilmiyorum. Kitapların hepsini okumadım ben. Onu baştan söyleyeyim. Çok güzel. Konisyonları da gayet iyi geldi. Hiçbirisinde bir problem yok. Hemen şuna da bakalım hızlıca. Ve hakikaten merak ettiğim bir esere gelelim. Çok güzelmiş çizimleri. Valla kalitesi de çok güzelmiş. İlk defa mı bastı acaba bu çizgi roman bilmiyorum. Helal olsun adamlara. Şöyle geçelim. Devamı gelir herhalde satılırsa. Bir de 100. Cumhuriyet'in 100. yılı ne alakalı? Neyse. Kenara bırakalım. Evet. Beyler. Örümcek Adası. Kırmızı Sırtlı'dan ortalarında bir cilt. 26 idi galiba. Ben bunu çok araştırdım. Reddit'te falan çok sordum. Dedim ki ara cilt olarak okunabilir mi? Bana dediler ki sizin ülkenize niye böyle falan mevzularına girdiler. Fakat ara cilt olarak okunurmuş. Kırmızı Sırtlı'nın bazıları. Bu da onlardan biri. Çok kalın bir sayık kitap. Yani bayağı kalın. Ve çok uygun aldım ben bunu. 175 liraydı. Galiba Prime öylerinde 110 lira gibi bir fiyatı aldım. Tam hatırlamıyorum. Hikayesi bir şey var. Nasıl desem bir araştırma yapılıyor. Ve bu araştırma sonucu bütün New York örümcek oluyor. Bunu konu alıyor. Çok merak ettim. Bir de çok uygun. Valla uygun görünce yapıştırdım arkadaşlar. Kırmızı sırtlardan başkalarını da okumak istiyordum çünkü. Bir de ben bir orospu çocuğundan aldım N11'de. Tam zam geldiği zaman aldım Marmara'dan. Orospu çocuklara benim şeyimi siparişimi iptal etti. Zorla küsürdü. Oğlum insan ne kadar seviyor. Iy, en nefret ettiğim Peter'ın çizimi yemin ederim. Çok kötü ya. Şuna bak. Adam iptal etti. Ya kusura bakmayın bu fiyat alamayız. Onu bayağı uygulamışım. 80 liraya gelmişti. Amazon'da öyle bir yamuk olmadı. Ya yani dedim sokarım sizin şeyinize de. Uğraşsam alırdım aslında. N11'e şikayet etsem uğraşmadım. Ablamın da şey varmış. J. Jonah James miydi onun adı? Neydi lan? Öyle bir isim. O da örümcek adammış galiba. Çıtırtlama sesi geliyor. Valla öyle bir eser. Deadpool'a benziyormuş bu arada bu. O yüzden mutluyum. Şu an bunun fiyatı galiba 200'lerde, 250 260'lar civarında. Edese'de özellikle. O yüzden mutluyum bunu yüz gibi bir fiyat aldığıma. Daha başka zaten eser almadım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.